Ne işe yarar sence? Çipli kimlik kartları. Ne zaferin. Benim değil miydi? Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte böyle birkaç bölgede dağıtılmaya başlanan, aslında herkesin adını bildiği fakat ne olduğunu tam bilmediği şu meşhur çipli kimlik kartlarına bakacağız. Bir sokağa çıkalım, insanlara bir soralım, bu çipli kimlik kartı nedir, ne değildir, gelin önce bir onu izleyelim. Duydum ama çok bir fikrim yok ya açıkçası. Çipli kimlik kartıyla ilgili hiçbir fikrim yok desem. Bazı işlerimizi kolaylaştırabilir, hani otomatik tanıyacak sanırım artık, kimlik bilgilerine girmekle bekleme sürelerini kısaltabilir. Ne işe yaradığıyla ilgili bir bilgim yok ama sanırım her şey içinde olacak. Kredi kartları, pasaport, şu bu, onu kaybettiğim zaman her şeyimi kaybetmiş gibi olacağım, bence çok mantıklı değil. Çipli kimlik kartları. Açıkçası hani çipli kimlik kartlarından haberinden tam olarak detaylı bir bilgim yok. Avrupa'da geçen sisteme geliyor sanırım bir yerde. ID kart diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam, o sisteme geliyor. Valla ilk defa duydum, bilmiyorum. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Yani aynen, çok fazla bir bilgim yok. Ne işe yarayacak acaba? Ne işe yarar sence? Dikkatimi çeken sanırım ücretle dağıtılacakmış. Bence eskisi en güzeli. Evet arkadaşlar, sokak röportajımızda izlediğiniz gibi insanların bu konuda çok bir fikri yok. Gelin biraz detaylara inelim artık. Çipli kimlik kartları için başvurular Ocak 2017'de başlayacak ve başlangıçta 10 il pilot olarak seçildi. Yani aslında plan böyleydi ama şimdi haberlerde gördük ki Trabzon, Burdur gibi illerde artık gidip fiilen başvuru yapabiliyorsunuz. Yeni çipli kimlik kartlarımız uluslararası standartlara uygun ve esasında güven temeline dayanıyor. Yani şöyle düşünün, biz bu çipli kimlik kartlarına geçince artık dijital ve geleneksel ortamlarda birileri bizi kopyalayamayacak ya da imzamızı bilmem neyimizi taklit edip sadece kimlik bilgilerimize sahip olduğu için bir takım verileri elde edemeyecek. Peki bu kimlik kartlarına sahip olmak için para ödeyecek miyiz? Evet, ödeyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik ortalıkta dönen para 15 TL bu videonun çekildiği tarih itibariyle. Şunları da hemen belirteyim arkadaşlar. Çipli kimlik kartlarımızın ömrü 10 sene, yani 10 senede bir değiştireceğiz. Ve söylenene göre TÜBİTAK'ın geliştirdiği bir sistem sayesinde kopyalanamaz ve hiçbir biçimde hacklenemez diyorlar. Güvenlik anlamında yapılan teknik açıklama ise şöyle arkadaşlar. Bu normal kredi kartlarının üzerinde bulunan çipler ve telefon kartlarının üzerinde bulunan çiplerdeki güvenlik önlemlerini harmanlayıp ortaya bizim yeni çipli kimlik kartlarımızı çıkarıyorlar. Peki bu güvenlik olayı neden bu kadar önemli? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Bu çip üzerinde bizim işte sağ ve sol parmak izlerimiz, parmak damar izi diye bir şey varmış, onun izi ve avuç içi izlerimiz yer alacak. Bunlar da tapu, emniyet genel müdürlüğü veya devletle ilgili imza ve benzeri işlerimizi sahteciliğin önüne geçmek için kartın içerisine yer alacak. Yani şöyle düşünün, Ahmet gidip Mehmet'in yerine artık imza atamayacak. Hatta kartın üzerinde bulunan pin kodunu Ahmet gider de 3 kere yanlış girerse kart total olarak bloke olacak. Ayrıca muhtemelen gelecek nesiller şu bilgiden de yoksun olacaklar. Erkeklerde mavi, kadınlarda pembe kimlik kartı dönemi de sona eriyor. Şimdi bizce bu kimlik kartlarıyla ilgili en çok merak edilen konu pasaport yerine geçip geçemeyeceği. Kimlik kartlarımızın üzerindeki çipler Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu'nun 9303-3 standartlarına uygun olarak çipin üzerine yerleştirildi. Kartta yer alan makineler tarafından okunabilir ve Yonga chipset sayesinde arkadaşlar vize istemeyen ülkelere pasaport yerine bu kimlik kartlarınızla girebileceksiniz. Peki biz bu çipli kimlik kartlarını cüzdanımıza taşıyabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, fakat birkaç tane önlem almanız gerekecek. Öncelikle normalde şu an kullandığımız kimlik kartlarının daha küçük kredi kartı boyutunda yeni bir kimlik kartımız olacak. Yani cüzdanlarımızın kredi kartı girişlerine bu kartı yerleştirebileceğiz. Fakat otururken, kalkarken, ıslak, nemli ortam, yok havuza girerken cüzdanımı cebimde unuttum gibi şeyleri artık yapmamanız gerekiyor. Sonuç olarak şöyle bir toparlayayım arkadaşlar. Yeni çipli kimlik kartlarımız sayesinde hakkımızda azıcık bilgiye sahip olanların bile merdiven altı üretimle üretebildikleri sahte kimlik kartı olayının önüne tamamen geçilecek. Bu kesin görünüyor. Ama tabii teknoloji dünyası, sen bugün bir şeyin versiyon 1'ini yaparsın. Adana'dan bir tane hacker çıkar, onun versiyon 1'ini yapar, onu kırar. Bunlar henüz belli değil. Bunu da yine gelecekte göreceğiz arkadaşlar. Artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ben sizlere şurada bir anket hazırladım. Sizce Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak teknolojik anlamda neredeyiz? Hem ankette görüşlerinizi belirtin, hem de yorum bölümünde görüşlerinizi belirtin ki biz de konuya dahil olabilelim. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hemen iki yanımda durmakta olan videolara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca şuradaki butona da tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.